Ne yaptınız? Selamlar, merhaba. Evet, yeterli. Oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeni gözlüğümü nasıl buldunuz? Sırf yayın kariyerim için aldım bu gözlüğü. Buna çok yakışaya benzemiyor muyum? Bak şimdi, bak ne geliyor. Bak şimdi ne geliyor, dinle. Bir hışımla geldi geçti. Pa. Hey hey hey. Çok benzediğimi düşünüyorum. Bence aşırı benzedim dediğim gibi. Bir de saçım olmasa şu anda tam oyu. Netflix benimle sponsor olmuş. Ha hayır, şimdi ben çok bilgisayarın başında oturuyorum ve böyle gözlerim yoruluyor ya. Ben de dedim ki, gözlerim yorulduğu için dedim, kendime dedim şu ışın koruyucu gözlüklerden alayım, sipariş edeyim bir tane. Sonra bunu gördüm. Dedim ki Allah'ım dedim, minnacık bir gözlük dedim. Benim koca suratımda ne kadar komik durur dedim. Sırf benim suratımda komik duracağım. Gittim bu gözlüğü aldım. Harika oldu. Yarın LGS mi var? Ay hadi kolay, bak diğer gözlüğümü de göstereyim mi? O ışınlardan koruyan gözlüğümü de göstereceğim size. Çerçevesi özel. Çerçevesine özel şey ettik. Bak bir insana nasıl artı 10 yaş. Bak şu an her şeyi biliyorum. Şu an bilmediğim dünya üzerinde hiçbir şey yok. Ağzımı açmasam, şu an hani ben Pelin olarak konuşmasam çoğunuz şey demez misiniz? Allah'ım bu profesör, doktor, haşmetli bebek kim? Demez misiniz? Bak demez, bir bak bakayım. Bana bunun linkini atar mısın? Ben de dedim gönderirim Enes. Gönder. Ama bunları tabii ki de yayınlarımızda yer vermeyeceğiz bu gözlüğü. Çünkü beni çok dediğim gibi bilge gösteriyor. Bilge bir insan olmadığı için rahatsız eder bu. Artı 7 diplomam varmış gibi. Öyle değil mi? Sanki artı 7 diploma bir anda eklenmiş gibi. Ama normalde çalışırken ederken kullanıyorum bunu. Artık daha doğrusu kullanıyorum dedim, bugün aldım. Bugün geldi. Bugün kullanmaya başladım. İnanılmaz. Yarın LGS'ye girecekler. Peki size bir şey soracağım. Sınav buradan çıkmayacak. Siz burada ne zıkkımın pekini yiyorsunuz? Çok pardon. Sabahtan beri chatte yarın LGS var diye ağlıyorsunuz da. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Sınav benden çıkmayacak. İnşallah beni sorarlar. Hiç var mı genel kültür kısmı? Genel kültür kısmı da benim boyumu sorsalar ya. Gerçekten bak bir şey soracağım. Yarın düşün, genel kültür bölümü var. Genel kültür bölümünde benim boyumu soruyorlar. Bilemeyecek var mı? Bilemeyecek ben. 1.50 mi? İşte o zaman yanlış işaretlersin aslan parçası. Çünkü benim boyum 1.58. 1.58. Kafa karıştırmak için 1.50 koyacaklar, 1.58 koyacaklar. 1.59 koyacaklar, 1.61 koyacaklar. Al sana soru. Nereli olduğunu sorsalar daha eleyici olur. Doğru lan bu arada. Benim nereli olduğumu sorsalar, oha ne kadar fazla insan yanlış cevap verir. Çok fazla insan yanlış cevap verir. Yanılıyor muyum? Bayburt. Doğum yerim Bayburt. Evet. Vallahi Erzurumlu sanan var. Kütahyalı sanan var. Bakayım başka ne var? Adanalı zanneden var. Adanalı nereden çıktı abi? Çünkü hani bir süredir Adanalı zanneden var. Bir de dur. Ben bir şey diyecektim, unuttum. Dün gece ben aşırı tatlı bir story paylaşıyorum. Aşırı sevimli bir story paylaşıyorum. Böyle birbirine masaj yapan iki tane hayvan cağızı paylaşıyorum. İkisi de yavru. Buna ben ahlaksız mesajlar alıyorum. Ne bu? Bunun neresi ahlaksız? Hayvanın götü öbür tarafta. Öbür hayvanınki. Bundan sonra yok. Bundan sonra size sevgi mevgi yok. Haberiniz olsun. Bundan sonra hep mutsuzluk. Paso. Instagram'da oturacağım. Hep mutsuzluk paylaşacağım. Görürsünüz. Bundan sonra öyle sizi sevmekmiş, etmekmiş. Maşajlar ya. Artık yok kardeşim öyle şeyler. Bundan sonra ben kararımı almışımdır. Ben kararımı aldım bu dakikadan itibaren. Paso mutsuzluk paylaşacağım. Paso sizinle ilgili şikayet edeceğim. Paso kavga çıkaracağım Instagram'da durup durduk yere. Yazdığınız iyi mesajları bile kötü algılayıp kötü şeyler paylaşacağım. Hadi bakalım. Sevilmemekten sevgi unutulmuş. Ben öyle gördüm dün. Ne ahlaksızca mesajlar var DM kutusuna. Bir görseniz. Abla bizi mi seviyorsun şeklinde. Ne ahlaksızca mesajlar var. Hiçbirini açık etmedim. Açık da etmek istemiyorum. Kimse beni delirtmesin. Bak sabrımın burasındayım. Buralarında bir yerdeyim yani. Kimse beni çıldırtmasın. Selam, ben Elanur efendim, 100 bit kanalmış. Aylık hatırlatmamızı yapalım ki kimse unutmasın. Bu olmalı acilen, yoksa kendimi affe. Evet. Günlük hazırsanız arkadaşlar, 18 Temmuz'a aşırı az kaldı. Şunun şurasında ne kaldı ki 18 Temmuz'a, hatta hiçbir şey kalmadı. Ben bir kez daha hatırlatmamı yapıyorum efendim. Sevgili Murat, sana yine bir sürprizim var. Bu seferki daha anlamlı. Kalbine 12'den vurmak için buradayım. Bana bir şans ver. Ruhuna dokunmak istiyorum. Hazır mısın? İyi ki doğdun. Bugün önemli ve
doğum günün kutlu olsun. Kalbin aşkla, mutlulukla dolsun. Unutana hakkımı helal etmeyeceğimi de bir kez daha iletmiş olayım. Bir kez daha hatırlatmış olayım herkese. Herkese teşekkürler. Hakkımı harap edeceğim. Öbür tarafta sizinle yüz yüze geleceğiz. Bacılar, gazlaşlar, iyi misiniz efendim? Keyifler. Zaptınız! Selam. Bil mukabele efendim. Selamlar. Selamlar. Neden burası bir derece? Şunu bir açıp geliyorum. Allah aşkına, o emot eklendi mi? O zıkkımın peki eklendi mi? Ekle, bende niye gözükmüyor? Mehmet! Sana tehditimi de yaptım. Tehdidim de tehditti bu arada yani. Fena da bir tehditti çünkü. Oğlum nerede, nereye geldi? Bana niye gelmedi? Dur bakayım bir F5. Bekle. Geldi mi? Dur bakayım bir... Allah! 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 O kadar iyi mod ki. Allah'ım çok güzel mod. Allah canına çok iyi mod. Kullanmanız için Better TV yüklemeniz lazım değil mi? Ekrana çıkıyor mu? Ekrana çıkmıyor ya. Şu ekranda da gözükse 10 numara olacak ama ekrana çıkmıyor işte. Mesela YouTube'dakiler bazen şeyi soruyorlar. Hani neyi kek W diyorlar. Kek W ne demek falan diyorlar. Ben de açıklamıyorum. Ya araştırıp kendilerine. Bir de oturup onu açıklamakla uğraşmayacaktık herhalde değil mi? Şimdi bugün için bir şey söylemek istiyorum. Beni Instagram'dan hala daha takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Çünkü mizahsa orada da yani mizah. Dünyanın en az komik olan mizahını orada da yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda da hiçbir sıkıntımız ya da herhangi bir şeyiniz olmasın. Yani yayın öncesinde Instagram'ı takip etmek yayına dair ufak tefek şeyleri öğrenmek demektir. Bugün gösterdim. Dedim ki ben bir şey indiriyorum dedim. İndirdiğim oyun da İblis'i. Şimdi İblis'i indiriyoruz diye illa oynamamız mı gerekiyor? Evet, kesinlikle. Çünkü DM'den şey demişler, yayında oynamak için mi indiriyorsun? Hayır, evde tabii ki de. Kendi başıma korkmak için yani indiriyorum. Münasebet. Ne münasebet dedim ki yani dedim. Evde dedim durup durduk yere yayına kadar hani bağırayım edeyim. Onun için indirdim. Yani yayından önce tamamen bağırıp çağırıp kendimi yırtmak diye. Efendim, oyunu indirdim. Bugün İblis oynayacağız ama ondan öncesi. Şimdi ben bugün Instagram'ımda müthiş bir video çektim. Harika bir video çektim. Bir önce bir hepinize göstermek istiyorum. Arkasına da sırf bana nazarlar değmesin, çünkü biliyorsunuz bana çok fazla nazar değiyor. Şeyden, güzellikten ve üstün zekalı olmaktan kaynaklı bana fazla nazar değdiği için. Arkasına tütümü aşağı da ektim. Bak şimdi videoyu başlatıyorum. Evet, bir dakika, şimdi bitti mi? Bitmedi. Ben dedim ki lan 1000 senedir dedim Discord'dan dedim caps etkinliği yapmıyoruz. Dedim daha uygun, daha iyi bir fotoğraf asla ve asla Pelin hani bu aralar çıkmadı, çıkamaz da. Normalde bunu duyuracaktım Instagram'dan. Hani akşam caps etkinliği yapalım diye. Sonra dedim ki çiçeklere dedim sürpriz olsun. Çünkü dedim hazırlarlar, o sırada atarlar. Efendim süreniz başlamıştır. Instagram'da Discord caps odasına bu fotoğrafla Photoshop yaparak gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz fotoğraflara sadece gülüyorum. Hiç yorum yapmıyorum. Sadece yorum yapıyorum. Haberiniz ve bilginiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayabilirsiniz. Bu arada şuradan küçük resimden görebiliyorsunuz. Ünlü isimler. Yani hikayemizi görenler ünlü isimler. Kuşum Aydın. Kuşum Aydın, dikkatinizi çekerim. O Kuşum Aydın'ın çürtülmüş fotoğrafı. Haberiniz ve oğlum çok iyi değil mi ya? Ay keşke etek giyseymişim, çünkü etek giysem daha da iyi duracakmış. Sıra ne yaptın özelden? Oh yeah! Mehmet ya! Ya Mehmet! Mehmet! İyi ki varsın Mehmet! Sen beni hak etmiyorsun. Benim prenses kişiliğim sana çok geliyor. Hava bugün benim için bulutlu olabilir. Yarın elbet güneş doğacak. Of course. Takıldığın kızlara bakınca senin için bir prenses olduğumu anlıyorum. Yakışıklı biri değilsin. Ama sende şeytani sempatik bir şey var beni sana çeken. Sempatik yani. Allah'ım çok iyi. Sen beni hak etmiyorsun. Benim prenses kişiliğim sana ağır geliyor.
Çok tatlı kadın ya. Bir şey diyeyim, gerçekten aşırı tatlı kadın. Ben uzunca bir süredir sosyal medyada gördüğüm herhangi bir şeyle bu kadar keyiflenmiyordum, bak ciddiyim. Çok gülüyorum kendisine. Gene inanmayacaklar, yine isterseniz inanmayın. Gülüyorum, gerçekten gülüyorum ya. Arkamdan konuşanlar, ananızın gül bahçesine. Tın 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 tın. Aşk. Gül bahçesine. Gül bahçesine. Ay sinirlerim olsun. Tın 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 diye bir de geliyor ya, muazzam. Sen beni engelliyorsun ama kalbindeki sevgiyi engelleyemiyorsun. Doydunuz değil mi? Oğlum buradan çıkamıyorsun ya. Buradan gerçekten çıkamıyorsun. Çıkılmıyor ki. Neden çıkamıyorsun? Seni bana getiren hayatı öpmek istiyorum. Yani bu ne? Muazzam. Gerçek benim muazzam parçam. Ay! Öf! Bir sembol olarak bir şey söyleyeceğim. Bir sembol olarak. Bir sembol olarak bir sonrakinde beni koysayım böyle ciddi masanın üstüne. Analistler falan işte böyle Pink Queen'i koymasının sebebi falan diye konuşsalar. Sedat Peker'in cini. Altındaki ayakları niye silmedi? Ardımda da kanatlarım. Ya sizin de şey çok güdürüyor mesela, bu fotoğraf kesinlikle sarı çorapsız olmazdı gibi geliyor bana. Bana öyle gibi geliyor, öyle bir his var içimde. Üşendim çünkü. Peki, pardon, özür diliyoruz. Ya bir de bir tane de yapmamış. İki tane yapmış. Hepsinde de ben havadayım. Bacılar, kardeşler, iyi misiniz? Keyifler. Ne yaptınız? Merhabalar, merhabalar. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ben Motsu acaba diyorum, Better TV'den kaldırsam mı ki? Yani ne yapacağız böyle? Abi tek bir cümle yani kurmadan sadece herkes bunu atıyor. Ne yapacağız biz böyle? Ne yapacağız böyle? Yandık ki, ben kendi ellerimle kendimi yaktım lan. İnanılmaz. Gerçekten hiç kimse başka hiçbir şey yapmıyor. Kimse bak. Hayır, bir de şöyle bir şey oldu. Yayından önce şimdi yayını açmıyorum ya. Yayın aç şeklinde bana Instagram'dan falan gifi gönderen bir şey. Ne yapacağız böyle? Bu hastalığın adı ne abi? Tete mod satmazsam ölecekmişim hastalığım. Ne bu? Bittik yani çünkü yemin ediyorum ki bittik. Bakalım çetin haline bak. Çetin haline bak Allah aşkına ya. Efendim inşallah iyisinizdir. İnşallah her birinizin keyifleri yerindedir. Bugün yine yayın açmak. Az önce de şeyi açtım ya, gel gel sarışınım açtım ya. Finalde birisi şeyi yazdı. Az kalsın kahkahalara boğularak açacaktım yayını. Birisi gelmek yazıp bunu atmış. Yapılır mı bu? Yapmayın şöyle hareketler. Gülme geliyor bana. Yandık efendim, co-op geceler yapamıyoruz. Ben Can abiye yazdım bugünün salı olduğunu hatırlayarak. Ama öbür hafta salı unutmam diye hesaplıyorum kendi aklımca, kendi kafamda. Herhalde öbür hafta unutmam, Can abiye söylüyorum. Can abi hani bu hafta bir birlikte oturak bir oyun oynayacak şeklinde kendisiyle konuşurum diye düşünüyorum. Bakalım. Bakalım artık nasip efendim. Bugün yine çok güzel yayın vaatlerimiz var. Her şey geçtim. Ben bugün bak yayında ne yapacağım? Bak oyun olarak ne oynayacağız? Şimdi onu göstereceğim. Dur bekle. Bugünkü mesleğimiz bu abi. Günay Hanım, Selim Bey'in mutfaktaki hangi özel tasarımını görünce çığlık attı? Ay Selim Bey! Bugün kendime Sims'te bir Selim Bey yapıp, efendim Sims'e yeni bir tane paket gelmiş. Hiç mimarlık yapabiliyorsun insanların evlerine gidip. Bugün sizinle beraber Selim Bey RPS yapacağız hep beraber. Bakalım artık nasip. Erol oyunda 20 lira göndermiş. Merhabalar, iyi akşamlar. Benim için zor geçen bir gündü. Anneme ay çok büyük geçmişler olsun. Çok büyük geçmiş olsun. İyidir inşallah. İzlemen gereken bir video bırakıyorum buraya. İzlersen sevinirim demiş efendim. Hapis olmuş karakolda. Vay, naber? Halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Dün gece iblisi kaçıranlar var mı? Ya da bilinçli olarak çıkanlar? Bilinçli olarak kaçarak buradan uzaklaşanlar.
Allah'ım Allah'ım. Dün gece yayın bitti ya, aşağıya indim. Bir tane daha tabii ki de saçımı toplayacağım. Dün akşam yayın bitti, aşağıya indim. Allah'ım yarabbim, Batuhan uyumuş mu? Ev zifiri karanlık mı? Bir insan niye uyurken bütün ışıkları kapatır ya? Yukarıda insan yaşıyor. Yukarıda bir insan var ve onun hayatı yukarı devam ediyor. İnsan niye yatarken abi bütün ışıkları... Ne demek uyuyor? Uyuyorsa da bir tane iki tane ışığı açık bıraksın ne? Allah'ım ya, aşağı inene kadar akla karayı seçtim diyorum. Böyle bir şey yok ya. Zaten tırsağım, güzel kardeşim ben. Aradasa da vantilatör üflüyor. Vantilatörün olduğunu unutuyorum. Burada böyle şekilden şekle giriyorum kendi kendime. Kendimi, kim kulağımı üfledi falan diye. Bana yapılacak iş mi ya? P-Queen iblis ile korkunç komik anlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Ne? Ya öyle bakınca aynen Pelin. Oradan bakınca gözükmüyor. Nasıl güzel gizlermiş. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne geliyor, ne gibi bir şey? Aa! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. İnan. Bismillah. Bismillah. Biraz da spor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden anne Muhammeden Abdülbe. Burası da çok iyi, P-Queen ve haramiler de çok iyi ama bak nerede o? Her gece yatmadan önce ekmeğin arasına koyduğunuz koca bir kavanoz Nutella artık kalbinize mi batıyor? Durun. Şşş, sakın çıkma transtan. Durun. Ve Merve Bello ile birlikte şu cümleleri tekrarlayın. Fizik eşittir zayıflık. Haset yağlı, dombili bir bitches olmayacağım. Tahta olmayacağım. Haset yağlı dombili bitches'lar lütfen bir yazabilir mi rica etsem? Çok teşekkür ediyorum. Zayıf olacağım. Ben dombiliyim. Kadar diyorum. Kendim yapıp kendim gülüyorum. Bak bu çok... Ben tahtayım. Çok kişinin işte garibine giden şey bu. Çünkü ben kendi kendime espriyorum ve kendi kendime gülüyorum. Yani yüksek ihtimalle siz random atıyorsunuz ama o random'ı şu suratla atıyorsunuz. Ötümün nerede başladığı, mememin nerede... Tam bak. Bak şu değil mi? Mesela ben espri yapıyorum. Ha 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 yapıp gülüyorum. Siz böylesiniz ama. Allah var, pasta yayınında ama bir tane bok mu koydunuz, bunun için esprim var. Bana normalde hiç gülmeyenlerin bile o kısımda güleceğini düşünüyorum. Çünkü çok ani bir kararla orada ne koydunuz bunun içine, bok mu koydunuz şeklinde söylüyorum. Bak aklıma gelince bir ay aklıma gelince bile kahkahalara boğulmamak için, kendimi boğmamak için vallahi de billahi de zor duruyorum. Bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Taptınız! Merhabalar, merhabalar. İnşallah iyisinizdir. İnşallah her biriniz iyisinizdir. Efendim ben kahvemi nereye koydum? Kahvemi aranıyorum hep. Bir şey diyeceğim, yeni emoti Better TV'ye yeni bir şey. Şuna bakın. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ben şey yapsam olur mu? Yayında bir şey atsak, müzik falan. Ben full bunu atsam olur mu? Bu sallama emotunu. O kadar güzel ki. Mods'u kaldırmadım, mods'u kaldırmadım. Dedim ki dün ilk günüydü dedim, mods'un dedim chatimizde dedim. Chatimiz dedim çok sevdi dedim. Kaldırmayayım dedim. Ama dedim hani bugün dedim bokunu çıkartmazlar herhalde. Bugün dedim bok, çünkü dün bayağı boku çıktı. Yani dün ben Sims oynuyorum. Birisi chat'e geliyor şey yazıyor yani selam yazıp chat diye ekliyor. Ve ona çok yakın bir şey daha ekledim, şuna bak. Heyecanlanmak. Heyecanlanmak. Ya bir şey söyleyeceğim. Buradaki internet hızım yetseydi bakacağım. Bugün eğer internet hızım yetseydi
gelseydi Pepsi oynamayı çok istiyordum. Aşırı istiyordum Pepsi oynamayı. Vallahi. Ah ah. Çok üzüldüm. İnternet hızım yetmediği için efendim. Ne yazık ki Pepsi'mi indiremedim. O yüzden Pepsi bekliyor. Bir şey diyeyim mi? Pepsi bu arada yapabileceği en büyük reklamı yaptı. Yemin ediyorum bugüne kadarki yapabileceği en büyük reklamı yaptı Pepsi. Sen para verip de yaptırmaya çalışsan yani mesela yaptıramazsın. Mümkün değil yaptırmazsın. Helal olsun yaptırdı. Al ben Pepsi'den paralar yapmış gibi yorumladım. Tabii ki desin. Yok dün Coop olmadı ama haftaya inşallah Coop olacak efendim diye ümit ediyorum. Gerçekten sihir. Biraz da gerçek magic o halde. Oha. Evet. Evet. Yandım. Bugün doğaklar en iyi arkadaşım da Mert'in tarafını tutanlar. Hadi lan haydi. Hadi. Yönetacağız değil mi? Hadi oğlum. Arafat'ı güzel. İnanamıyorum. Nasıl bir gol. Evet abi Galatasaray sağ olsun ki Nana sayesinde. Nana sayesinde gördüğünüz gibi Galatasaray gol atıyor. Müthiş. En iyisi dönüştürücüden yardım almak. İyi ki Proktor bu dönüştürücüye yol boyunca dünya cisimlerini tanımlamış. Evet. Bakalım ne olacak? Bu hangi dizi be? Bu ne abi? Hangi dizi ya o? Prenses Perfinia mı? Ne saçma. Nereden geldi kendisi? Nasıl? Üf, bu çileğe de ne kıl oluyordum ya. Hiç sevmiyordum bunu ben. İşi de aslan icadı. Kıl bir de sınıf başkanı falandı bu var o kadar az etmiyordum ki bundan. Öyle böyle değil. Aşırı gıcık geliyordu bana. Hele ki Ceren'in doğum günü elbisesini kesip biçip kendi üstüne yaptığı vardı ki bir bölüm vardı. Bunu var ya ben paralamamak için kendimi zor tutmuştum. Kendimi nasıl zor tutmuştum bunu parçalamamak için. Ne olduğunu bilmem gerekiyor. Reis. En iyisi başlayayım. Evet. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olabilme sihirleri. Ya bunun için sihire gerek var mı ki? Bakalım. Çekirdek. Abi o kadar çekirdek çitlemedin ki. İlk önce kartımızın arkasını kazıyoruz. Ama ruhsar abi. Ruhsar başka. Bak şimdi. Ruhsar çok başka. Kimse kusura bakmasın. Ruşen amcanın oğlu Sedat ya. Umarım bir gün her biriniz Ruşen amcanın oğlu Sedat olabilirsiniz. Sonra da 30 kontürlük sihiri yüklüyoruz. 30 kontürlük... Niye şimdi bana sihirli yüklenmiyor? Andetiz ne güzel kadınmış bu araba ya. Kusura bakma. Ben sana kendi sihir şebekemin kontür kartını vermişim. Nasıl yani? Senin sihir şebeken Türk sihir, benim sihir şebeken tel sihir. O yüzden... Trip! Trip iyi misin? Trip! Cevap versene! Allah kahretsin Serenay Sarıkaya'nın böyle bir dizisi mi vardı? Ne yapacağım kardeşler? İyi misiniz? Keyifler? Ne yaptınız? Selamlar, merhabalar, nasılsınız? Çok gördüm, gerek chatte, bak gerek chatte, gerek Instagram DM'lerimde, gerek Twitter'da tweetlerimin altlarında. Yok efendim neymiş de bugün yayın açmazmış da, bugün yayın olmazmış da, boşuna beklemeyinmiş de şu. Ne oldu geldim, inadımdan geldim. İnat yapıp da geldim. İnadımdan gel, başka hiçbir sebebi yok. Hiçbir sebebi yoksa yani kalkmışım akşamı bir köründe gene yatmışım, öğlen güzellik uykuma uyumuşum, güzellik uykusu adı altında 5
saat. 5 saat koltukta biraz daha 9 yani biraz daha otururdum ederdim. Ama ama iş inada bindi. Sinirlendiğim için geldim yayınımı açtım. Yani nasılsınız? İyisiniz inşallah efendim her biriniz. Umarım keyifleriniz yerinde de. Hayırlı cumalar mı? Cuma değil ki oğlum bugün. Bugün perşembe. Bugün perşembe mi? Neyin hayırlı cuması oğlum? Ha? Gerçek Pea Queen gurmeleri bilir ki 3 gün yayın açılır 1 gün açılmaz. Öyle. De bak bir şey söyleyeyim mi? 3 gün yayın açılıp 1 gün açılmadığında ben niyeyse laf yiyorum ve şöyle oluyor her seferinde. Sanki bu aralar biraz az mı yayın açtık? Ha, insan onu utanır be. İnsan onu utanır da der ki ulan bu kızcağız. Ulan der bu kızcağız der. Beef will der. Kaç yıldır der. Kaç yıldır. Hiç gıkını çıkartmadan 3 günde bir açar bir gün ara verir. Tek bir gün ya. Haftanın tek bir günü arası var der insan ya. Ayıp ayıp. 6 saat anam. 6 saat az 8 saat değil mi? Kesinlikle ben de katıyorum. Neler yaptınız? İyi misiniz? Ben bugün şeyin coşkusuyla kalktım efendim. Ratchet and Clank. Kodu gelecek modu gelecek diye çok heyecanla uyandım. Sonra baktım ki kod mod gelmemiş. Hak getire. Hiçbir yerde yok. Piyasada yok. Sağ olsunlar. Akşama doğru PlayStation ekibinden bana ulaştılar. Meğersem çöp kutusuna düşmüş. Yarın da yayın olacak. Ben size söyleyeyim şimdiden. Yüksek ihtimalle. Yine de tam netlemiyorum. Yarın da yüksek ihtimalle yayın olacak. Hatta Ando'da bu PlayStation'a yeni gelen oyuna bir bakacağız. Çünkü Türkçe falan çıkmış oyun. Yanlış bilmiyorsam eğer. Hertek 0.50 bisküvi göndermiş. İyi yayınlar. Dünkü baktığımız garip bağımlılıklardan sonra böyle bir şey buldum. Ki hani kireç falan yemek bile tamam da bu da olur mu? Çok garip bir rahatsızlık. Sabun mu? 3 aydır sabun mu ne? Ölürsün almaz ki. Almaz görüntüler gelecek ekrana. Pika sendromuna yakalanan genç kadın 15 yıldır katı sabun yiyor. Ben yiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz sabunu. Katı sabunu ama ısıra ısıra yiyorum. Başladığım zaman kendimi durduramıyorum ve bunu elimde olmadan yapıyorum inanın. Tekrar bir ısırık alacağım. Acaba en lezzetlisi hangisi? Ya bir de şimdi biliyorsunuz meyveli sabunlar falan da var ya. Kül, çimento, toprak. Kül, çimento, kireç, toprak. Kendini tutamıyor, hepsini afiyetle yiyor. Meğersem beton yetmez buradan geliyorum. 3 yaşındaki Hülya Hanım 9 yıldır kendisini durduramıyor. Kaç yıldır kül yiyorsunuz? En baştan oradan başlayalım. Yaklaşık 8-10 sene oldu. Annem bazen mangalda odununu yakıyorum böyle. Onu da soğutuyorum. Toz haline gelince onu da yiyorum. Gurme bir de yani farkındasın ev yapımı. Yani öyle dışarıdan hani alayım yiyeyim de yok. Katinizi çekerim. Kitapları alınsın okunsun. Cool bak bak bak. Cool bak bak bak. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Üzerim derede. Evet arkadaşlar. Ben hiç tipime bakmadım ama yakışıklı mı ya? Ben. Abi sen ya Cem Adrian'la tanışıp konuşan birisi var chatte. Ben bir şarkı koçanslandı gibi. Ya inanamıyorum. Oh my god. Oh my god. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi kendisiyle bir kere de olsa tanışabilmek, bir kere de olsa konuşabilmek, bir kere. Bir şey var. Benim öyle bir üçlüm var işte. Cem Yılmaz, Tarkan, Cem Adrian. Eşli batak. You know? Başlıyoruz. Okay. You are ne bu? You are petrolün güzellikleri. You are the love of my life. Üzüm keki. You make me very happy. More than I can ever imagine. And because of that, I want to spend the rest of my life with you. And Çocuğum bir Şeyma Subaşı'nın soyadı şimdi şey mi olacak milyarder? Çünkü adama biliyorsunuz ki adamın adı yok. Adı Mısırlı milyarder adamın. Adı Mısırlı. O yüzden benim için adı Mısırlı. Soyadı da milyarder. Öyle kaldı yani herif bende. This is so much. Allah mutlu etsin. Bu çok fazla değil mi? Aman aman. Para güzel şey. Baya güzel kaliteli bir teklif yani. Biz çok. İbiza ya, İbiza'da mı? Allah mutlu etsin. Ne yolunu bulmuş abi? Açıkla biraz. Yolunu olmuş. Bence anlayan anladı. Bence bu kanalın güzel takipçileri benim söylediğim şeyleri çok iyi anlıyor. Çok güzel bir yer bu arada. Neresi bilmiyorum. Şey ya burası İbiza. Orada çok yakın bir yerde çünkü tatile gitmiştim de. Ne zaman gittin? Karıştırma ne var. Daha ölüyoruz efendim şimdi. Berat Aydoğdu çok teşekkür ederim. Beşiktaş bu senenin futbol şampiyonu oldu. Evet. Ve şampiyonluk kutlamasında Murat Boz bir şarkı söyledi. Ha. O şarkı söyleme sırasında enteresan bir olay yaşandı. Hemen ona bakıyorum. Bana gel sevgilim. Oralar soğuktur zaten ama var bir kararsızlık. Aa. Aa.
an bu, çekilirken verilirken. Korkunç bir an. Kabus gibi bir an. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Beşiktaşlılar şey olsa bana kızar mısınız? Mesela şöyle bir teklif sunsam. Bilmiyorum, belki kızabilirsiniz. Çünkü vakti zamanda kulübünüz falan da sinirlenmişti o mevzuya. Üç tane arkadaş var ya Beşiktaş için rap yapıyorlar çıkıp. Danslarıyla beraber. Yani bu kutlamada onlar çıksaydı daha tatlı olmaz mıydı? Bana bunun için kızar mısın? Kızarım. Bana bunun için, çünkü futbol bilmiyorum yani. Futbolda neye alınacağınızı, neye sinirleneceğinizi hala daha tam çözemedim ne yazık ki. Beşiktaş'ın hikayesi büyük bir sevdaydı. Siyahla beyazdı büyük aşkın adı. Oh yeah! Bir de çarşı vardı, çılgın mı çılgın, Beşiktaş'a büyük bir aşk beslerdi. Oh yeah! Deplasmana da giderdi taraftar. İnönü'ye her maç gittiği gibi tarihi ya, yazmasını da bilirdi. Çünkü senkron falan da tutmuyor. Çok iyi bence. Ya mesela bir şey, kulüp falan niye sinirlendi bu üç kişiye? Ben sinirlen, bence aşırı tatlılar lan. Bence çok tatlılar. Mağlup şampiyon olduğu gibi. Oh yeah!